Yüce Allah kullarını neye sevk ederse etsin ve nasıl bir neticeye ulaştırırsa ulaştırsın, onun takdirinin her zaman en isabetli, faydalı ve akıbet itibarıyla da en hayırlı tercih olduğunu hatırlatır. Hayatın akışı içerisinde gerçekleşen olaylarda bazen bizim hiçbir müdahalemizin olmadığı işler olur. İşte insanlar bu tür durumlarda vardır bu işte de bir hayır sözünü kullanırlar. Bugün sizlere bu söze örnek olacak bir hikayeden bahsedeceğiz. Karısının eve çağırdığı hizmetçiye göz dikmiş olan bir adam sürekli eşinin evden gidişini gözlüyordu. Kadın her şeyden habersizdi. Adam bir gün bahane üreterek işe gitmeyeceğini söyledi. Karısını da evden oldukça uzakta bulunan bir markete alışveriş yapmaya gönderdi. Eşinin evden gidişinden istifade eden adam fırsat bu fırsat diyerek güzel hizmetçinin yanına geldi ve ona hiç olmadığı kadar farklı davranıyordu. Güzel kadın bu işte bir gariplik olduğunu anlasa da artık çok geçti. Adam hizmetçinin üzerine atladı. Kadınsa çığlık atıp kaçarak kurtulmak için çabalarken kendini bilmez adam zavallı kadını oradan oraya kovalıyor, zorbalıkta bulunuyordu. Tam da bu sırada bir anda evde cüzdanını unutan karısı eve geri dönünce gördüğü manzara karşısında şok oldu. Gördükleri karşısında kadın ne yapacağını bilemedi. Gözü dönen kocası bir anda eve geri gelen karısını görünce hizmetçiyi bir kenara savurarak "Beni yoldan çıkaramazsın, seninle birlikte olmayacağım." diye haykırdı. Karısını kandırmaya çalışan adam bütün suçu hizmetçiye attı. Ancak karısı bu duruma inanmadı. Kocasını hakaretler ederek yere düşen üstü başı yırtık hizmetçiyi kaldırdı. Zavallı kadının feleği şaşmıştı. Kadın kocası adına özür dileyerek yüklü bir miktar parayı hizmetçinin eline tutuşturarak onu evden gönderdi. Kocasıyla baş başa kalan kadın onunla sıkı bir kavgaya tutuştu. Adam yakalandığı için çok utanıyor, bir yandan da papuç bırakmak istemediğinden karısına karşı çıkıyordu. En sonunda bütün her şeyi batıran adam karısı tarafından terk edildi. Uzun süre evde yalnız kalan adam sonrasında yaptığı bu işten çok pişman olarak dönüş yapmak istedi. Yakınlardaki bir camiye giderek imamla uzun uzun sohbet etti. Derdini anlatan adam imamdan bir çıkış kapısı göstermesini istedi. Doğal olarak imam da ona derhal bu yaptığı işten tövbe etmesini, namaza başlamasını, davranışlarını düzeltmesini istedi. İmamı dinleyen adam hemen onun dediklerini yaparak tövbe edip büyük bir değişim yaşadı. Karısının evine giderek ondan özür dileyip tekrar hayatını yeniden bir araya getirmek istediğini söyledi. Kocasının namaza başladığını, davranışlarını değiştirdiğini gören kadın onun bu halinden etkilenerek eve döndü. O günden sonra kocasını sıkı takibe alan kadın hiçbir şekilde fire vermediğini görünce ondan çok etkilenerek namaza başlamaya karar verdi. Yaşadıkları bu şerden sonra böyle bir hale gelmeleri ikisini de şaşırtmıştı. Belki de böyle bir olay yaşanmamış olsaydı hiçbir zaman Allah'a yönelmeyeceklerdi. Demek ki her şerde bir hayır vardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız. Halbuki hakkınızda o bir hayırdır ve olur ki bir şeyi seversiniz. Halbuki hakkınızda o bir şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz buyurmuştur. Her şeyde hayır olup olmaması bundan ne kastedildiğine bağlıdır. Mesela günah işlemeyi de bu sözün içerisine dahil edersek mesele değişir. Zira günah işlemenin bir hayır içermesi söz konusu değildir. Fakat günah bile eğer insana tövbe etmeye öğretiyor ve tövbe etmekte daha başka günahlara girmemeyi netice veriyorsa, sonuçları itibariyle günah işlemekte bile bir hayır olduğu söylenebilir. Fakat bunu kesinlikle günah işlemek hayırlıdır diye anlamamak gerekir. Diğer bir örnekte ise şeytana uymakta da bir hayır olduğu söylenemez. Zira o insanı cehenneme yuvarlamaya ant içmiştir. Şeytanın yaratılması şer değil, şeytana uymak şerdir. Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur. Kimi zaman da sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olabilir. Netice itibariyle Bakara suresinde neyin hayır ve neyin şer getireceğini sadece Allah bilir, siz bilmezsiniz buyurulmuştur. Bu açıdan insan hoşuna gitsin gitmesin her meseleyi dini ölçülere göre ele almalı. Her hadiseyi hayır Allahu Teala'nın ihtiyar buyurduğu şeydedir. Hakikati zaviyesinden değerlendirmeli ve her zaman Cenab-ı Hakk'ın tercihi istikametinde tercihte bulunmaya çalışmalıdır. Peki siz bu kadının yerinde olsaydınız ne yapardınız? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.